Güzel yüzüm bir kere iki inanç arasında deccaliyet hükmünü sürdürüyor. Yani iki büyük ekolle destek görüyor. Bir Darwinist materyalist ekol, yani kadınları aşağılayan, haşa hayvan yerine koyan sistem. Bir de gelenekçi Ortodoks İslam anlayışı. Onlarda da yine hepsinde olmasa da büyük bölümünde kadın hayvan yerine konuyor. Şimdi bu iki felsefe toplumu yönlendirdiği için, topluma hakim olan inançlar olduğu için kadınlar burada ezilecek zemini hazır bulmuş oluyor, felsefi zemini. Hazır bir inanç sistemi var yani kadınları ezecek. Mesela kadın mecliste, ne işi var diyor mecliste? Sokakta da işi yok diyor. İş yerine orada da gülme, ne gülüyorsun ya diyor. Niye dekolte giyiyorsun diyor, niye makyaj yapıyorsun? Yani her yerde kilitleyecek bir inanç sistemi olmuş. Yani o inanç sistemi olduğu müddetçe kadını ezecek felsefe de hazır demektir. Kadını ezecek felsefe toplumu yönlendirdiğine göre o inanç felsefesini kaldıracak daha büyük bir ana güce ihtiyaç var. İşte hepsinin üstünde hepsini ezecek ana güce biz Mehdiyet diyoruz. Mehdiyet kadınları ezen bu iki ana gücü ortadan kaldırıyor. Yani önümüzdeki 3, 5, 7, 9 sene içerisinde bunu göreceğiz. O zaman bir rahatlık, ferahlık var. Yoksa onun dışında kıyamete kadar kadınları ezim ezim ezerler. Başka da bir yol olmaz. Ya Mehdiyet'in dışında bir yol görünmüyor. Evet, dinliyorum.